Evet, kaldığımız yerden devam ama biraz uzun sürecek, yine belirteyim. Şimdi biz burada register router'ı oluşturduk ama bir tane bu router içinde frontend'de bir dosya oluşturalım, register diyelim. Tamam. Buraya bir tane register token diyelim. Pardon, buraya token diyemeyiz. Ne diyelim? String. Bir tane string alan, buna demet struct diyorlar bu arada. Bu da bir struct aslında. Enum da yapabilirsiniz ama struct olarak da direkt bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi geliyorum buraya. Connection değil. Connection'ı bir yapalım. Bu kalsın burada. Router'a geliyoruz. Token. Register. Tabi register neredeydi? App'ın içerisinde. O yüzden app'a geliyoruz. Bir de buraya app mode register diyorum. Register'ı ekledik app'ımıza. Sonra register'ı kaydediyoruz. Sonra geliyoruz şu connection kısmında, değildi. Değil. Değil. Neresi? Bu da değil. Şu anda frontend'de çalışıyorum. Router'a geliyoruz. Register. Şöyle yapıyoruz. Bu. Bakalım. Wow. Bir sürü dırdır yapmış. Tabii bunun sebebi muhtemelen router'da bir şeylerin ters gitmesi. Register. Router register. Burada sıkıntı yok. Nerede sıkıntı var? Register. Register. Karte. Karte. Up. Register, register. Hala bile niye router'ı görmüyor ya? Burada ben bir şeyleri eksik mi yaptım? Yok. Register'ı yapmış. Ama niye ise bir yerlerde bir kod hatası olduğundan dolayı hiçbir kodu da yorumlayamıyor ki ben bunu Rust'tan pek beklemiyorum açıkçası. Yazım hatası var demiş. Yazım hatası. Önce şöyle bir yapalım bakalım ne diyecek. Bir de register'da bunu pop yapalım. Public olsun. Bir şey yanlış mı yapıyorum? Bir tane yazım hatasından dolayı böyle bir hata veriyor ama çok da yanlış bir şey yapılmamış burada. Roots. Router'da bir problem var mı? Neresi hata oldu ki bu kadar dırdır ediyor ya? Sinirim bozuldu ya. Doğru yapmışım hepsini.
Gözümden kaçan bir şey var da ben mi görmüyorum? Şöyle o zaman bir şurayı bir kaldıralım bakalım, dırdır etmesin yani. Ha, doğru, şimdi gördüm, burası. Tamam. Tamam. Token şuraya, token gelecek. Burayı yanlış yapmışız. Tabii şimdi de dırdır ediyor çünkü burayı sildik. Buraya string yapıyorum. Yani diyorum ki az önce gösterdiğim şu kısım vardı ya. Gerçi şu an göremezsiniz onu artık. E-posta adresiyle beraber bir tane out token'e HTML şeklinde bir adres olarak kullanmıştık ya. O lokal host'tan sonraki kısım string olarak gelecek. Register'dan sonraki kısım string olarak gelsin diyorum. Bakalım hangi kısmı bize token'ı yazdırsın bir bakalım. Yazdırsın. Buraya da gelelim. Şuraya da string diyelim. Token diyelim. Yani gelecek olan register'dan sonra gelecek olan kısım token olsun. Buraya da gelelim. Token diyelim. Bir bakalım şimdi ne olacak? Of, gene aynı. Gene aynı, gene aynı. Allah Allah, ben nereye yanlış yapıyorum ya? Burayı atamak o kadar zor olmasa gerek. Öyle. Tamam. Ben burada neyi gözden kaçırıyorum? Register. Buna gerek yok. Bir silelim bir bakalım. Yine yok. Ya bu ne saçma bir hata ya. Böyle hata mı olur arkadaş? Yani bir şey... Tekrar bak. Boot reports. Register. String. A. Token. Şöyle. String olduğu için buna copy yapılmaz diyor. Copy'yi silsek, sadece clone yapsak. Şöyle. String. Heh, çok şükür ya. Tamam. Şimdi tekrar baştan iyi olalım. Giriştesin.
E-posta adresimiz tabii burada. E-posta adresimiz şu. Bakalım bunu aldığımız zaman kopyala dersek gelelim şuraya bir yapıştıralım bakalım ne olacak. Bakın register'dan sonraki kısım bizim bu token dediğimiz front-end token diye tanımladığımız kısım. Bunu da ben println ile yazdırmıştım. UpMSG tamam UpMSG zaten sorun değil. Bakın token buymuş. E-postayı içine dahil etmemiş. E-postayı işin içine dahil etmek için ne yapabiliriz? Kötü işte. Bana çünkü bunu tamamı lazım. Ben hem e-postayı hem de token'ı alacağım. Sunucuya bu ikisini beraber göndereceğim. E-postayı almak için ne yapabiliriz? Tane mi oluşturalım? Böyle yapalım bakalım. Şimdi birincisi sunucu tarafında connection kısmında şuraya soru işareti değil şunu ekleyelim. Bu bir. Sonra router'a gelelim. Token email diyelim. Bu bir. Buraya da yine token email diyelim. Buraya da email yine string diyelim. Bakalım bu defa bize burada hem token'ı hem de e-mail'i yazdırayım. E-mail. Tamam. Sanırım en önemli kısmı buydu. Bunu yaptıktan sonra biz tabii ben burada send msg ile bir şeyler göndermişim ya. Aslında sunucuya bir tane up msg göndereceğiz. Register up msg'si göndereceğiz. Onu da bir sonraki videoda yapacağız kısa olsun diye. Çünkü bu dediğim gibi biraz sessiz bir şekilde geçti. Çok da iyi olmadı yani. Şimdi tekrar başlayalım. Şu anda tabii hiç üye kaydı yapmadığımız için herhangi bir sıkıntı yok bu arada. E-postamıza gelmiş. Bakalım e-postamızda ne var? Şu adres var. Bu adresi alıyorum. Kopyalıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hem e-postayı hem token'ı yazdırdık ve şimdi bunu ne yapmamız gerekiyor? Sunucuya göndermemiz gerekiyor. Sunucuya gönderme kısmını da birazdan çekeceğiz. Ama ben biraz nefes alayım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.